beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ölüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen ölürüm, ölürüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Müvekkilim Vahdet Çeliksoy, Rahman Maraş cinayeti ve iş adamı Sefa Kervancıoğlu'nun arabasının bombalanmasıyla itham edilen merhum Önder Çeliksoy'un kardeşidir. Müvekkilim, kardeşinin bu olaylarla ilgisi olup olamayacağını araştırmak için görüşmek üzere Bekir Karadağ'a gitmiştir. Görüşme gününde o sırada orada olan Önder Danacı, müvekkilimi bacağından vurarak yaralamıştır. Ve müvekkilim hastanede tıbbi gözetim altına alınmıştır. Müvekkilim emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde Bekir Karadağ'ın kendisini öldürmek istediğini söylemesine rağmen daha sonraki geçen zaman içerisinde serin kanlı bir değerlendirme yaparak şüphelerinin yersiz olduğuna kanaat getirip Bekir Karadağ hakkındaki şikayetini geri almıştır. Mahkemenizin izni olursa eğer, zat-ı halinizin de birleştirdiği bu dosya konusunda Bekir Karadağ'a bir soru sormak istiyorum. Buyurun avukat bey. Teşekkür ederim. Bekir Karadağ, eski emniyet müdürlerinden Rahman Maraş cinayeti ve iş adamlarından Sefa Kervancıoğlu'na düzenlenen suikast girişimiyle ilgili olarak bize ve yüce mahkeme heyetine söyleyeceğiniz bir şey var mı? Efendim, olay günü... Yok efendim. Ben Türk adaletine güveniyorum.
Açmıyor. Baba açsana şu telefonu ya. Of babam ya, of ya babam ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba açsana şu telefonu. Baba açsana şu telefonu ya. Baba neredesin ya? Şükrü, şu bizim bakkalı arasana. Alo. Hah. Alo. Alo. Baba. Kahvede kim var? Bir müşteri var oğlum. Hayırdır? Baba hemen çık oradan. Hemen çık kahveden. Borcum ne kadar baba? Kaç verirsen o kadar. İyi misin baba? İyiyim ben. Benim Allah'a verecek bir canım var. Benden yana bir mesele yok. Ama ya kardeşlerin, annen? Ya onlara bir şey yaparlarsa? Ya onların başına bir fenalık gelirse? Bak, daha ilk mahkemede bunu yaptıran adam, bu işin peşini bırakman için daha neler yaptırır. Benim asıl telaşlandığım o. Getirdin mi lan? Getirdim abi. Bana bakın lan. Bundan böyle kafanızın arkasında da bir gözünüz olacak. Boş bulunanın boşluğunu alırım. Hata yapmak yok, anlaşıldı mı? Ben emir vermedikçe nefes bile almayacaksınız.
Bundan böyle Kosovalı'dan başka bir düşmanımız daha var. Sefa Kervancıoğlu. Terzi üstümüze salacaktır abi. Hırt. Terzi'nin de... Bir süre daha dışarıdayız. Ortalık bir durulsun. Şu sis bir dağılsın. Kim ne yapıyor, ne ediyor bir görelim. Ha, Sefa başımızı ağrıtırsa... ben onun başını daha fazla ağrıtırım. Bekir nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl ihanet eder? Hala bir anlam veremedim. Önceden fark etmeseydik, tedbir almasaydık şu an burada değil emniyette ifade veriyor olacaktık efendim. Yıllardır birlikteyiz. Bir gün bile böyle yapacağı, bizi satacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Safa Bey, Akrap'la Serçen'in hikayesini bileyim mi? Şimdi mevzu şöyle. Akrap'ın biri ormanlık bir alanda yediymiş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Önüne bir dere mi, çay mı desem. Yani ya ufak bir su çıkmış. Ula demiş, bu ne şanssızlık ya. Ama bu suyu nasıl geçeceğim öte tarafa? Abele durmuş, düşünmüş, düşünmüş. Ama bir çıkar yol bulamamış. Derken bir serçe görmüş. Serçe pır diye gelmiş, suyun kenarına konmuş. Su içecek, susamış. Akrabın aklına hemen bir şimşek çakmış kafasında. Abele kuyruğunu aşağı indirmiş, boynunu bükmüş. Bir yetim gibi serçenin yanına yanaşmış. Demiş, serçe kardeş, ben çok fena hastayım, yaşlıyım. Ama bu suyun öte tarafına geçmem lazım. Bu abi yardım et, ben senin sırtına binem. Sen nasıl pırr diye gelip uçtun buraya kondun, buradan uçar beni karşıya geçirirsin. Serçe düşünmüş, taşınmış. Bakmış akrep boynunu bükmüş, böyle bakıyor ona. Acımış halına, dayanamamış. İyi demiş, bin sırtıma geçirem. Neyse, hikaye bu. Akrep serçenin sırtına binmiş. Serçe pır uçmuş, öbür tarafa konmuş. Demiş akrep kardeş, geldik. Der demez. Daha lafını bitirmeden ensesinde bir sızı. Vay yandım anam demiş serçe, olduğu yere yıkılmış. Yav demiş, niye yaptın bunu? Niye soktun beni akrap kardeş? Akrap demiş ki, vallahi hiçbir kötü niyetim yok serçe kardeş. Olmaz olsun, aha benim huyum bu. Yani demem o ki Sefa Bey, eğer besleyeceksen kuş besle, ne bileyim köpek besle, at besle. Ama akrap besleme. Huyu kötü. Doğru diyorsun Terzi kardeş. İnsanoğlu işte. Çiğ süt emmiş. En büyük düşmanımla işbirliği yapıyor. O yana sen içini rahat tut. Kafanı hiç takma. Kosovalı niyetimizin ciddi olduğunu anlamıştır. Rahman babası gibi kendi öz babasının da bir şeye uğramasını istemez. Ama Bekir'i bulmamız lazım. Hangi deliğe girdiğini bilmeyik. Siz biliyorsunuzdur hangi deliklere girdiğini. Çoktan haberdar olmamız gerekirdi ama... Bir şekilde öğreniriz Terzi kardeş. İyi. Yerini öğrenek, Numan gerekeni yapsın. Eğer size bir bilgi gelmezse, Numan İstanbul'daki bütün deliklere duman salar, onu bir şekilde ortaya çıkarır. Öyle değil mi lan Numan? Fark etmez abi. Telefonlara cevap vermiyor. Ne yapıyorsun kızım bu havada burada?
Filiz. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Duruşmadaydım, yeni geldim. Duruşma mı? Ne duruşması? Mehmet'e göre babam kirli karanlık işlerin adamıymış. Nasıl yani? Bu kadar da olamaz ya. Babamı cinayetle suçladı. Ne diyorsun kızım sen ya? Çıldırdı mı bu çocuk? Duruşmaya gel. Orada yalan söylemediğimi göreceksin falan dedi. Ben de gittim. Tabii hiçbir şey çıkmadı. İnanmıyorum ya. Nasıl bu kadar ileri gider? Ben de inanmıyorum. Ama oldu işte. Filiz bak. Mehmet'e karşı neler hissettiğini biliyorum ama... Siz... Yani ikiniz... Çok farklısınız. Seni üzmek istemiyorum ama... Çok zor Filiz. Sen öyle biriyle yapamazsın. Bak ne diyeceğim. Benim kuzen Demir. Ne düşünüyorsun onun hakkında? O da hoş bir insan tabii ama... Ama senin aklın Mehmet'te. Peki, sen bilirsin. Ama o da çok iyi bir çocuktur. Yani en azından bir tanısaydın. Bunları konuşmasak. Peki, tamam tamam. Aşk yok. Demir'in görmek istediği başka mekanlar varmış. Hep beraber çıkalım diyor. Ne dersin, dağıtırız azıcık. Benim akşam Mehmetlerin şirkete gitmem lazım. Orada birkaç parça eşyam kaldı. Bu proje dosyaları falan. Onları alacağım. Tamam canım. Bu akşam değil zaten. Bakarız tamam. Filizciğim. Aşk kolay değil tabii ama... Her şey ortada işte. Mehmet'le olmaz. O sana göre biri değil. Sana sıkıntıdan başka bir şey getirmez. Bilmiyorum Aysu. Kafam çok karışık, bilmiyorum. Neyse, gel bakalım. Nermin, bırak artık şu inadı. Yürü gidelim. Hadi bir tanem. Ender, verir misin şunu bana? Vermiyorum. Al bakalım alabiliyor musun? Ender lütfen ya. Hayır Nermin. Gidelim diyorum sana. Yürü. Ne oluyor burada? Karışma sen. Alo. Ne demek karışma? Bayanı neden meşgul ediyorsun? Ender, gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum. Kamil Bey, çok özür dilerim. Ben bir tanıdığım, ben hallederim. Ender, beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın sen? Of ya, of! Dur hele yavrum, dur. Nedir senin derdin, sıkıntın? Ben onsuz yaşayamam abla. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Öldürürüm kendimi. Şakam yok abla, öldürürüm kendimi. Tamam yavrum. Ben ondan konuşurum söz. Sen git dinlen odana hadi. Bak çok içmiş. Hadi yavrum. O benim her şeyim abla. O benim her şeyim. Nermin, yavrum. Bu çocuk sana fena yanmış yavrum. Perişan hali. Nedir bundan hikayeniz? Anlat bakayım bana. Uzun hikaye abla, boş ver. Yazıktır yavrum. Sana bu kadar yanmasa bu hallere düşer miydin? Abla, ben evlenecektim onunla. Son anda düğünümüz... Güzel oldu. Bitti her şey. Boş ver bunları. Hadi gel şimdi geri dönelim. Yavrum, Kerem demiş ki Aslı sana.
benim çekteceğim senin elinden. Aşk ıstırabı büyük beladır yavrum. Acıdım garibe. Vahdet aman ha. Sakat bir durum sezersen sakin ol, geriye çekil, biz devreye gireriz. Tamam mı? Ne oldu abi? Var mı bir haber Bekir Çakalı'ndan? Yok paşam. Mekanını kapatmış Bekir. Kendine yeni bir in bulmuştur şerefsiz. Şimdi hem Sefa'dan kaçıyor hem bizden. Usta, Sefa bizden önce bulursa kesin kafasına sıkar bunu. Bir şekilde ondan önce bulmalıyız. Bulacağız. Elinde kafasında işimize yarayacak ne varsa hepsini alacağız. Sonra? Anladım paşam. Günahı sevabından çok diyorsun nasıl olsa. Şimdi hazırsak şu ziyaretimizi yapalım. Hazırız paşam. Hadi koçum, göreyim seni. Vahdet, aman dikkatli ol ha. Terslik çıktısa da korkma. Biz buradayız. Yürü. Allah ile yar yar. Yine başım sevdalar. Allah ile yar yar. Yine. Lütfen. Siz benim kim olduğumu biliniz mi lan? Ha? Kim bu ya? Alo! Size söyleyeyim lan. Siz benim kim olduğumu biliniz mi? Hey Allah'ım yarabbim ya. Merhaba arkadaşlar. Hadi kardeşim hadi. Başka tarafa hadi. Şşş, çek lan elini. Benim dokunulmazlığım var lan. Lafa git lan. Ön tarafa mı? Arka tarafa mı? Yoksa direktman denize mi? Kardeşim, basket tepim attırma benim. Çek lan elini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ulan yürü be. Alacağım ayağımın altına seni ha. Şş, akıllı Başak. Ol lan. Operasyon başladı. Tamam abi. Defol lan. Şimdi ben düştüm mü? Yoksa kendi isteğimle mi oturdum lan ha? Abi, terzi geldi galiba. Paşam? Ne var lan? Ne oluyor burada? Bu kim? Delinin biri abi. Tımarhana mı lan burası? Oo, kaptan geldin mi ya? Açılan mı deniz ha? Gönderin gelsin lan şunu. Hadi bakalım, hadi. Lan denize gideceğiz. Lan bağlayacağız, alayacağız. Mergülemi getirin mi o? Derhal abi. Hey be koçum be. Kara Murat mı? Kara Murat. Fatih'in fedaisi. Nasıl da böyle uyuttu Bizanslıları. Sen kaleye talarkan paşam. Filiz Hanım'ın arabası değil mi bu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Paşam biz yukarıdayız. Tamam abi. Hoş geldin Filiz.
Hoş bulduk. Birkaç parça eşyam kalmıştı. Proje dosyası falan. Filiz. Bak beni yanlış anlıyorsun. Alabilir miyim eşyalarımı? Ya alabilirsin tabii. Senin eşyaların. Mehmet, ben anlayacağımı anladım mahkemede. Filiz, o mahkemede senin bilmediğin şeyler oldu. Mehmet bak. Lütfen. Ben böyle bir ilişki... Yani... Ben bu olayların içinde olmak istemiyorum. Benim hayat tarzıma, hayat anlayışıma ters bu olanlar. Peki. Sen bilirsin. Buyur. Buyurun Frizan. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle Frizan. Hoşça kal Mehmet. Filiz. Filiz, sana anlatıyorum ama beni anlamamakta ısrar ediyorsun. Asıl sen anlamak istemiyorsun. Neymiş benim anlamak istemediğim? Geçmişte kalmış, olmuş bitmiş bir mesele için daha fazla ailemle uğraşmana göz yumamam Mehmet. Filiz, senin kabul etmediğin de bu işte. Olayları başlatan, uğraşan ben değilim. Yapma Mehmet. Bunu sen mi söylüyorsun? Ender'in girdiği ihaleye de ben mi girdim? Bu da mı tesadüftü? Konuşmuştum seninle. Bu koşullarda seninle olamam dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Tamam. Neyse. Hoşça kal. Alo. Ben Kosovalı. Patronunu alayım. Abi Kosovalı telefonda. Seni dinleyeyim Kosovalı. Rahatsız etmemişimdir umarım. Fazla uzun konuşmayacağım. İki şey söyleyeceğim sana. Birincisi, istediğin olacak. İhaleden çekiliyorum. İyi iyi. Zaten hepimiz için en hayırlısı budur Kosovalı. Şimdi gelelim ikincisine. Bugün yatına bir ziyarette bulundum. Ne demek istiyorsun Kosovalı? Masandaki sigara tabakasına bakarsan anlarsın. O elinde tuttuğunu adamlarından biri bugün babamın kahvesinde unutmuş. İadeyi ziyaret yapayım dedim. Ben sana daha önce adamınla da haber gönderdim. Benim Sefa ile aramdaki olay basit bir ihale olayı değil. Bu işin içinde Rahmanmaraş cinayeti var. Şimdi benim senden bir ricam var Terzi Bey. Bu meselenin daha fazla uzamasını istemiyorsan aradan sen çekil. Ailemden uzak dur. Kör müsünüz la siz? Beni böyle mi konuşuyorsunuz? Böyle mi 24 saat nöbet tutuyor senin adamların burada? Bu adam benim tabakamın içine kadar nasıl giriyor Numa? Bu mesele uzar Kosovalı. Babak Numan, beni iyi dinle. Bu Kosovalı ne yer, ne içer, nerede nefes alır, aldığı nefesi nerede verir? Kiminle yatar, kiminle kalkar, geceleri horlar mı, çayına kaç şeker koyar? Bunların hepsini bilmek isteyeyim. Ama bir daha ben bu yatta yokken, eğer bu Kosovalı buraya gelirse... Anam avradım olsun, senin bu öküzlerin alayını keser, hepsini denize atarım lan! Anladın mı?
Abi bana hiç öyle bakıp durmayın. Bir şey de sormayın. Benim derdim ihaleyle, parayla, pulla değil. Benim derdim Sefa Kervancıoğlu'yla. Benim derdim o kitapsızı içeri tıktırmak. Demir parmaklıkların arkasında görmek. Orada sürüne sürüne geberecek o şerefsiz. Ha bunu Rahman Baba'nın cinayetiyle yapamadık mı? O zaman başka bir şeyle yapacağız. Ne kaçak köçek yapıyorsa onunla yapacağız. Ne pislik işi varsa onunla yapacağız. O şerefsizi içeri tıktırmadan bize rahat yüzü görmek haram olsun. Şu Bekir Ritin'i bulabilseydik. Bulacağız abi. Hangi deliğe girdiyse çıkacak şerefsiz. Kış uykusuna yattıysa baharda bulacağız. Artık ödebilirim Mehmet. Ben çok korktum. Bir terslik olacak, kavuşamayacağız diye. Hep dua ettim. Ama oldu işte. Seninim Mehmet. Benimsin. Benimsin. Peki sen ne hissediyorsun? Konuşsana Mehmet. Niye susuyorsun? Dua mı açmayacak mısın Mehmet? Mehmet. 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 Hayır. Hayır. Nermin. Hayır. Nermin. Nermin. Kızım. Yavrum. 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 Kendine gel. Kabus gördün yavrum. Tamam. Geçti yavrum. Geçti. Örmüştü Mehmet. Mehmet örmüştü. Allah göstermesin yavrum. İnşallah hayra çıkar. Hep aynı kabusu görüyorum abla. Aşık olan günde 100.000 hayal eder. Yine gönlü şad olmazmış ya. Seninki de o hesap yavrum. Nermin. Yavrum. Ben senin anan yerindeyim yavrum. Ferahlayacaksan eğer. Dök içini. Anlat bana. Nasıl oldu? Neden ayrıldınız? Ben onu öldürdüm. Yaşarken öldürdüm ben onu. Birbirimizi öylesine seviyorduk ki. Benim dünyam oydu. Onunki de ben. Evlenecektik. Ama bir türlü bütçemize uygun bir ev bulamıyorduk. Mehmet çalışmamı istemiyordu. Ama ben birazcık katkım olsun diye. Kuaförde çalışıyor. Evlere maniküre gidiyordum. Vay. Varoş güzeline bak. Fena değilmiş ama ha. Egzotik. Beş dakikalık işi var. Bir gün yine zengin
kuaföre dönüyordum. Meğer şoför sandığım çocuk Ender'miş. Tabi bunu daha sonra anlayacaktım. Siz yolları pek bilmiyorsunuz galiba. Bilmez olur muyum? Ama aynamdan yansıyan şu güzelliğe bakmaktan önümü göremiyorum. Bütün yollar birbirine karıştı. Lütfen fazla vaktim yok benim. Bir an önce gideceğimiz yere gitsek iyi olur. Adın ne senin? Çeker misin kenara? Sinirlenme canım. Az bir şey kaldı zaten. Şimdi taksiye binseydim çoktan varmış olurdum. Yavaş! Sen de bir karar ver artık. Hem acelem var hem de yavaş diyorsun. Mehmet'in kulağına gidecek diye çok korkuyordum. Bir gün görüp kızmıştı zaten. Ne yaptıysam, ne ettiysem düşüremedim peşimden. Benim nişanlım var dedim. Bırak peşimi dedim. Sen beni ne zannediyorsun ha? Garip manikürcü bir kız mı? Sen git bu numaraların sosyete kızlarını yap. Ben yemem Ender Bey. Bunları söylerken bile gururlanıyormuşum. Şimdi bunları fark etmek o kadar acı ki. Düşünsene abla. Fakir bir kıza sevdalanan zengin bir erkek. Filmlerde olur sanırdım. Benim başıma gelince afalladım. Ne olduğunu bilemedim. Sonunda olanlar oldu. Mehmet delirmiş gibiydi. Nermin. Ender Kervancıoğlu'nun zengin hayatını istiyorsan git. Ben o herifin sana vaat ettiklerini veremem. Ben o itin bir akşam yemeği parasına bir ay çalışıyorum. Benim sana canımdan, alnımın terinden başka verecek bir şeyim yok. Mehmet beni yanlış anladın. Nesini yanlış anladım? Mehmet ben bir şey yapmadım. Nermin daha ne yapacaksın? Beni ölüme kapatıyorlar. Son nefesimde gözümün önüne gelen tek şey senin gözlerin, senin yüzün. Ama o sırada sen o herifle dans ediyorsun. Mehmet ne diyorsun, ne ölümü? Benim hayatta kaybetmekten korktuğum tek şey sensin. Sen bin bir türlü bahane bulup o herife gidiyorsun. Mehmet bir şey yapmadım diyorum. İnanmıyor musun bana? O adam bana neler teklif etti, neler vaat etti ama ben hepsini reddettim. Bak. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Kim bilir kaç kere buluştun o herifle. Mehmet kulüpte karşıma çıktı. Yemin ediyorum bir tesadüftü. Bir şey yapmadım. İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum Nermin. Kendini gidip o zengin züppenin kollarına atıyorsun. İnanmamı bekliyorsun. Git o zaman o itin metresi ol. Yeter Mehmet. Bana inanmıyor musun? Ben de sana inanmıyorum. Bir yuva kurabileceğimize inanmıyorum. Sen iki göz ev tutamazken o adam bana pırlanta yolluyor. Ben reddediyorum ama sen bana... Ya iki göz ev tutamazken ha? Ben iki göz ev tutamazken. Evet kaybediyordum. Her şeyin tek sorumlusu Ender'dir deyip haddini bildirmek istedim. Rahat bırak beni dedim. Senin utanman yok mu dedim. Alkol aldım. Hap aldım. O kadar içmiştim ki başım dönüyordu. Sanki Mehmet'in içinde olduğu başka bir dünyaya girmiştim. Ender değil, Mehmet duruyordu karşımda sanki. Sıcacık kollarında hep huzur bulduğum. Biricik aşkım duruyordu. Kafam bulanmıştı. Kendimi atıverdim kollarına.
Mehmet beni bırakma demek için. Mehmet, bu yabancısı olduğum ortamdan al götür beni. Gözümü kör eden heveslerden kurtar beni demek için. Gururumu kıracak hareketler etmek yerine beni anla, beni koru demek için. Ama insan önce kendisini koruması gerekiyormuş abla. Ben bilemedim bunu. Uyandığımda Ender'in kadını olmuştum. Nermin. Yaklaşma bana. Nermin. Sakın yaklaşma bana. İnan ki bilmiyordum. İlk olduğunu bilseydim... Sus, yalvarırım sus ya. Yemin ederim bilmiyordum Nermin. Ama bak, hallederiz. Her şeyi hallederiz, düzeltiriz. Her şeyimi elimden aldın. Neyi düzelteceksin? Her şeyimi. Mehmet bana derdi ki... Senin içinde olmadığın tek bir hayalim bile yok. O günden sonra... Onun o tertemiz hayallerine, bembeyaz hayallerine kapkara kabuslar ekledim ben. Ya, gel hadi bir yüzünü yıkayalım. İyiyim abla, iyiyim ben. Olan olmuş yavrum. Olmuşla ölmüşe çare yok. Ben de ölmüş olacaktım abla. Kurtarmasalardı ben de çoklar ölmüş olacaktım. Acı büyütür insanı. Pişmişim. Hatalarından ders almışım. Hatalarının bedelini fazlasıyla ödemişim. Bağışla artık kendini yavrum. Bir derdim var. Bin dermana değişmem dersin. Halbuki bilirsin ki iki cihan bir araya gelse artık mutlu olamazsın Mehmet'le. Gül gibisin. Genceciksin. Sevdiğinin kıymetini bil. Seni sevenin kıymetini bil. Bu Ender iyi, temiz yürekli bir çocuğa benziyor. Başına gelenlerde kabahati yok. Gönül vermiş sana. Madem ki artık onun kadını olmuş. Senin yerin onun yanıdır yavrum. Büyük acılar yaşadık. Ender hep yanımda oldu. Ben kalbimden Mehmet'i atamadıkça Ender'in acısı ikiye katlandı. Demiş ki sana, bir kızı her zaman iki erkek sevebilir, biri alır demiş. Ve almış. Artık eziyet çektirme kendine. Çatıya çıkmış. Şu alkolik adam var ya, öldürecek kendini ya. Ben sensiz yaşayamam. Nermin! Nermin! Ender! Ender! Evladım! Ender, ne yapıyorsun? Yapma. Ender yapma, yalvarırım yapma. Nermin, seni seviyorum Nermin. Niye anlamıyorsun? Kardeşim düşeceksin, yapma. Yaklaşmayın lan! Ender! Ender biliyorum, Ender yapma. Yapma evladım, gençliğine yazık. Gençlik meçlik kalmadı bende. Ender, Ender dur, yalvarırım dur. Yapma lütfen. Ender! Nermin! Seni seviyorum Nermin. Şimdi ben atlayınca... ...ben önce anlayacaksın... ...sevgimin gerçekliğini. Ender! Ender biliyorum, Ender yapma. Ender dur, geliyorum ben oraya. Kal orada, geliyorum.
Artık geç Nermin. Artık çok geç. Beni hiç sevmedin sen. Sevginin ne demek olduğunu bilmiyorsun sen. Ender! Al! Ender! Ender! Beni gerçekten seviyorsan kıpırdama. Geliyorum oraya. Hayır gelme Nermin. Ender! Seni hep sevdim. Bunu hiç anlamadın sen. Ender yalvarırım. Ne istersen yapacağım. Ender! 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 Ender. Hadi. Hadi gidelim artık buradan. Evlenecek misin benimle Nermin? Evlenecek misin? Evleneceğiz Ender. Evleneceğiz. Ulan İstanbul! Ulan dünya! Duyun bizi! Biz evleniyoruz! Buradaki herkes duydu mu? Evleniyoruz biz! Paris! Bekle bizi! Aşkımı getireceğim sana. Aşkın başkenti. Gerçek aşkı göreceksin sen. Gerçek aşkı getireceğim sana. Paris! Sadece seni, seni sevdim sadece. Gözlerin beni suçladı sessizce. Son defa güneş doğar mı bize? Ben seni sevmedim desen de. Sadece seni, seni sevdim sadece. Gözlerin beni suçladı sessizce. Son defa güneş doğar mı bize? Ben İçinde olmadığın tek bir hayalim bile yoktu ben. Yalan bunlar yalan. Söylediklerin yalan. Bu kez bana inan. Dur gitmek çok kolay. Yalan bunlar yalan. Söylediklerin yalan. Bu kez bana inan. Dur gitmek çok kolay. Aşktan bana kal.
Ulan ne kurulacak bir hayal bıraktın. Ne de yaşanacak bir hayat. Darısı senin başına. Ay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. El öpenlerin çok olsun evladım. Sağ olun. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Allah'ıma bin şükürler olsun bugünleri de gördük. Nasılsın yavrum? İyiyim anne.
Nasıl geçti tatiliniz? Çok güzeldi, süperdi vallahi. Harika. Hadi içeri geçelim o zaman. Yok dur, paketler var. Onları alalım önce, geçeriz. Ha evet. Tamam. Ah yavrum, niye zahmet ettiniz ta oralardan? Ne zahmeti efendim, olur mu hiç öyle şey? Aa, çok güzel, çok teşekkür ederim Ender. Ne demek Melek, güle güle kullan. Mehmet, bunlar da senin hediyelerin. Kusura bakmayın, aramızda sizin de olmanızı isterdik ama... Ne yapalım oğlum? Kısmet böyleymiş. Hem ne önemi var? Hayırlısıyla sonunda oldu ya. Oldu ama... Annenle baban ne diyecekler bu duruma? Umurumda değil, ne derlerse desinler. Kendileri bilir. Ama bence artık mutluluğumuza ortak olmaktan başka çareleri yok. Senin yüzünden bu başımıza gelenler Sefa. Hep senin yüzünden. Sana söyledim, yalvardım, dinlemedin. Baştan beni dinleseydin bu felaket başımıza gelmeyecekti. Yeter artık Belkıs. Yeter. Olan oldu. Olan oldu demek. Olan oldu ha. Bu o kadar kolay mı? O kız birazdan şu kapıdan içeri gelinim olarak girecek. Ailemizin mirasçısı olarak. Nasıl olan oldu deyip kestirip atıyorsun. Yeter artık, yeter, sus yeter. Geçen sefer defolup gitmesi için elimizden geleni yaptık. Gitti de ne oldu ha? Senin işe yaramaz oğlun gidip ayaklarına kapandı. Ağlayıp zırladı. Ne yaptı etti, o kızı bu eve gelin olarak getirmeyi başardı. Hayatında başardığı tek şey de bu bela zaten. Ender onun ateşiyle yanıp kül olurken ne yapabilirdim ha? Oğlumu zincire mi vursaydım? Yanlışlarımızın nerede olduğunu artık çok iyi görebiliyorum. Neymiş hatamız Sefa? Bütün bu belaları başımıza Nermin açtı diye onun üstüne gittik. Ama arızalı olan Ender. Böğrümüze saplanan bu hançerle bir süre yaşamaya alışacağız. Buna mecburuz. Sefa, ben bu duruma katlanamam. Belkıs sus, bir kere de beni dinle. Ailemizin kalbine saplanan bu hançeri ancak Ender söküp atabilir. Üstlerine gitmeye devam edersek oğlumuzu kaybedeceğiz. Bu evliliği kabullenecek miyiz yani? Evet, lanet olsun evet. Başka seçeneğimiz kalmadı. Benim bildiğim Ender, tek bir kadınla hayatını geçiremez. Er ya da geç başka çiçeklere gidecektir. Aynı çatı altındayız. Bunun böyle olması için elimizden geleni yapmalıyız. Emin misin Safa? Başka yolu yok Belkıs.
Hele şükür ya. Nihayet çıkabildin. Bekle burada, acele et. Dikkatli ol. Kusura bakma Kusuvalı. Biraz mahremine girdik ama idare edeceksin artık. Hoş bulduk. Bir rakı alabilir miyim? Tabii efendim. Sek olsun. Eyvallah, sağ olasın. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyidir Filiz. Senden ne haber? İyiyim. Biz Aysular'la oturuyoruz, tek başına durma burada. Ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Ya yok canım, ne rahatsızlığı. Hadi gel. Peki. Merhaba. Selam. Demir, Mehmet. Mehmet. Hoş geldin Mehmet. Ne haber Aysun? İyilik senden. İyidir valla. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Aynı işte, nasıl olsun. Sen nasılsın, iyisin? Değişen bir şey yok, aynı. İyi. Hadi hayatım, her şeyi yerleştirdik arabaya. Çıkalım artık. Hoşça kal anne. Allah'a emanet olun. Sıkıntıdan, dertten uzak olun inşallah. Siz hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Bundan sonra Nermin'i kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. İnşallah oğlum, inşallah. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Mehmet. Nermin. Sen ona bakma yavrum, çocuktur. Hadi sağlıcakla kalın. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Çok mersi. Tekrar hoşça kalın. Güle güle yavrum. Buyur hayatım. Hadi gel canım. Arkadaşlar çıkalım mı? Biraz düştük. Görmenizi istediğim çok güzel mekanlar var. Tamam Demir, çıkalım. Filiz. Burası iyiydi ama madem istiyorsunuz. Filiz. Eğer vaktin varsa bir iki saat baş başa konuşabilir miyiz? Size de ayıp olacak ama. Ya... Kusura bakmazsınız değil mi? Önemli bir konu var da. Siz takılın. Ben daha sonra yanınıza uğrarım olmazsa. Tabii canım. Madem öyle. İyi eğlenceler size. Sevdim. Aysu, önemli olmasa biliyorsun. Tamam canım, anladım. Görüşürüz sonra. Görüşürüz Mehmet. Seni dinliyorum. Bir arka detay içelim mi? Hoş
Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazetelerde okuyunca çok sevindik Ender Bey. Mutluluklar dilerim Nermin Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Teşekkür ederim kızlar. Bizimkiler içeride mi? Evet efendim, sizi bekliyorlar. Buyur hayatım. Demek döndünüz ha? Döndük baba. Bir baba olarak evladının en mutlu gününde yanında olamamanın ne kadar acı bir şey olduğunu sana nasıl anlatacağım bilemiyorum. Baba ben... Olanlar oldu artık. Geçmişte siz, belki biz de bazı hatalar yaptık. Ama onlar artık geride kaldı. Evinize hoş geldiniz çocuklar. Baba. Oğlum. Anne. Büyük yatak odasını sizin için hazırlattım. Birkaç güne kadar mobilyalara bakarız. Şimdilik Ender'in odasında idare edersiniz. Çok mersi anne. Mersi baba. Yani evet. Abinden ve babandan hoşlandığımı söyleyemem. Bunun için yeterli nedenlerim de var ama oraya hiç girmeyeceğim. Filiz. Sen farklısın. Sen gerçekten farklısın. Ya sen sanki o aileden değil gibisin. Ama o ailedenim işte. Anlamıyorum seni Mehmet. Hırçınlığını, kinini. Görüyorsun değil mi? Nermin için başlattığın kavga... Filiz anlatamadım galiba. Olayın Nermin'le falan bir alakası yok. Sesini yükseltme sen. Ya o ortada adice işlenmiş bir cinayet var. Babam gibi sevdiğim bir adamı öldürdüler. Ne yapmamı bekliyorsun? Daha sakin bir yere gidelim mi? Daha rahat konuşabileceğimiz bir yere. Gidelim. İstersen bana gidelim. Sana mı? Sen ailenle yaşamıyor muydun? Yani hem öyle hem değil. Geç kaldığım saatlerde diğer eve gidiyorum. Hani sen de bir kere gelmiştin ya, hatırladın mı? Evet hatırladım. Çıkalım istersen. Çabuk kayada gir. Eşyalar almışsın boşlu bey. Ha biraz eve benzesin istedim. Gelen giden oluyor. Ne içersin? Varsa bir beyaz şarap alırım. Beyaz da var, kırmızı da var. Tamam. Ben hazırlarım şimdi. Teşekkür ederim. Gerçekten üzgünüm Filiz. Yani bunları duymanı, aklını karıştırmayı hiç istemezdim. Ama sen öyle üstüme gelince dayanamadım. Mehmet tamam da bir tarafta sen varsın, bir tarafta ailem. Onlar için söylediklerin, bugüne kadar söylediklerinin hiçbirini kayda almadım.
Ama bu son söylediğin şeyle inan beynimden vurulmuşa döndüm. Filiz, Rahmanmaraş benim babam yerindeydi. Onun öldürüldüğü yerde bulduğum tesbih Bekir'in adamlarından birine ait çıktı. Mehmet, bu tip şüphelerle insanları suçlayamazsın. Mahkemeden sonra konuştum babamla. Mesela şu Bekir meselesi. Babam Bekir'le yollarını çoktan ayırmış. Ön yargılısın Mehmet. Geçmişte kalmış bir mesele için daha fazla ailemle uğraşmana izin veremem. Benim için çok değerlisin. Seni kaybetmek istemiyorum. Filiz, sen de öylesin. Yani ben de seni kaybetmek istemiyorum. Ama eğer böyle giderse... Bir tane daha içer misin? İçerim. Ha, bu arada ihaleden çekildim. Çekildin mi? Ne zaman? 2-3 gün oldu. Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok Filiz. Sonuçta bir iştim. Şerefi. Şerefi. Ay Mehmet, çok özür dilerim ya. Önemli değil Filiz, önemli. Mehmet çok pardon ya, özür dilerim. Mehmet. Önemli değil Filiz. Hay Allah. Filiz, sakin ol.